TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Kahramanım benim. Merhaba değerli dinleyiciler. Kahramanım Benim programında bugün Ülkehan Gemi'yi konuk edeceğiz. Alo, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim Çağatay Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz efendim. Şimdi şöyle baktım da efendim, bayağı 10 parmakta 20 marifet mi var sizde? Estağfurullah. Neler var şimdi, bunlar başlayalım isterseniz. Hem annesiniz, evet, hem bir internet üzerinde bir kanal açmışsınız, yemek yapıyorsunuz aynı zamanda ve de evet, bankacılık. Evet, öyle bir şeye başladım. Bankacılık da var. Evet. Hepsi devam ediyor değil mi aynı anda? Evet, tabii. Şu an virüsten dolayı home office çalışıyoruz. Ha, evden çalışıyorsunuz şimdi. Şimdi şeylerde görmüşsünüzdür az çok sosyal medyada paylaşımlarda. Hani bayanların en büyük şikayeti, virüs başladı biz mutfaktan çıkamıyoruz. Virüs başladı biz mutfaktan çıkamıyoruz. Bizde de aynı durum söz konusuydu. Ben çalışmaya ofise gittiğim zaman kahvaltımı orada yapıyordum. Öğle yemeğimi orada yiyordum. Akşam geldiğimde yemeğim hazır oluyordu. Bir tabak yiyordum. Geçiyordum, dinle diyordum. Şimdi ben evdeyim, eşim evde, çocuklar evde, herkes evde, 8 kişiyiz evde. Sabahtan başlıyoruz, kahvaltıydı, öğle yemeğiydi, akşam yemeğiydi. Biz mutfaktan çıkamıyoruz. Şimdi virüs yokken siz mutfağa girmiyordunuz, şimdi virüs başladı, siz mutfaktan çıkamıyorsunuz. Virüs varken sadece hafta sonu, hani özel bir yemek canımız isterse, onları yapıyorduk, hafta içi çok fazla girmiyordum. Kimler var efendim evde? Kimler var? Şimdi biz karı koca, 3 çocuğumuz var. Maşallah. Kaç yaşlarındalar? 3, 6, 9 yaşındalar. Allah bağışlasın. 3'er yıl arayla senkron tutmuş. Evet. Aynen. Biraz öyle oldu. Yani çok şükür hani biz öyle istedik. Allah da o şekilde nasip etti. Erkek, kız nedir efendim çocuklarınız? İki kızım var, bir oğlum var. İki kız. Kızlar büyük mü? Oğlan en küçük tabii var. Tabii. İki kız büyük, 3 numarası oğlan. Evet, bazı gelenekler vardı eskiden. Böyle erkek olana kadar çocuk yapmaya devam ederlerdi. 4-5 tane kız olurdu. Siz de öyle devam edecek miydiniz yoksa erkek olana kadar? Çağatay Bey, şöyle söyleyeyim. Türk toplumunu gerçekten ben çok severim, çok takdir evet ederim. Ama tek bozulduğum noktası budur. Bizim düşüncemiz sürekli şuydu. 4 oğlumuz da olsa, 4 kızımız da olsa bizim 4 tane çocuğumuz olsun istiyorduk. Öyle mi? O zaman artık 4. çocuğun zamanı da gelmiş 3 yıl geçtiğine göre. Yok. Sonra baktık 3 çocuktan sonra şey önemli değil. Çocuğu doğurması bir meziyet değil. Çocuğu beslemesi de bir meziyet değil. Önemli olan o çocuğu yetiştirebilmek. Şimdi 3 çocuğa çok şükür yani bir şekilde yetişebiliyoruz ama düşünüyorum bu 3 çocuk varken bir de kucağımda bebek olsa nasıl olurdu? Çok fazla onu kotarabileceğimi düşünmediğimden tamam dedik. Burada kalsın. 3 çocuk çok şükür istedik. Hani Allah da nasip etti. Bu şekilde yeterli dedik. 3 çocuk da durduk. Maşallah efendim. Maşallah. Belki ilerleyen zamanlarda fikriniz değişir. 4. çocuğu da yaparsınız belli olmaz, diye düşünüyorum. Belli olmaz. Dünya bu. Dünya yani hali. Yani ben şunu düşünüyorum her zaman. Hani hep diyoruz ya çocuk istiyorum, istemiyorum. Dünyaya bir insan gelecek, bir ruh gelecek, bir hani yaratılan bir varlık gelecek. Onun da Allah katında illaki bir yaratılma anı, zamanı, dakikası, belki saniyesi var. Evet. Yani o bizim kontrolümüzde olan bir durum değil. Evet, ben diyorum hani çocuk istedim oldu, istemedim olmadı ama bu benim cüz'i iradem. Allah katında bunun ne zaman kime verir kime vermez o bizim çok bileceğimiz bir durum değil. Evet, peki efendim ilk çocuğu böyle kucağınıza aldığınızda, kızınızı aldığınızda ne hissettiniz? Vallahi onun üzerinden yaklaşık 10 sene geçti evet. Ama ben size şunu anlatayım. Ben ilk kızıma hamile olduğumu öğrendiğimde İş yerindeydim. Eşimle aramızda 2 otobüslük mesafe vardı. Mesafe uzaktı yani. Ben Pendik'teydim. O Kozyatağı'nda çalışıyordu. Evet. Sonra yöneticimden izin istedim. Hamile olduğumu da söyleyemedim. O kadar heyecanlıyım ki. Evet. Bindim otobüse. 2 otobüs değiştirerek eşimin yanına gidiyorum. Haber vereceğim. Evet. Otobüste giderken otobüs en ufak bir tekeri, bir taşa değse de azıcık kıpırdasa aman Allah'ım şu an bir şey olur mu? Şu an herhangi bir şey başıma gelir mi? O korkuyla gitmiştim.
O heyecanı hiç unutmuyorum. Ne güzel, güzel bir heyecan. Eşinize ilk Çok. söylediğinizde tepkisi nasıl oldu? Dondu kaldı. Ben yanına gittim. Aa dedim, bak buralarda dedim bankacıyım, şubede çalışıyorum. Ya dedim, bir şu yakındaki şubede bir müşteri bizim bir şeye, şubeye devrolacak da onun evraklarını almaya geldim de, gelmişken seninle bir yemek yiyelim falan. Çıkardım ofisten. Yemek yemeye gidiyoruz. Ha sonra Fatih, bu arada ben hamileyim dedim. Fatih bir dondu kaldı. Arada söylemişsiniz siz de. Bu arada değil. Aynen aynen. Dondu kaldı. Yani ikimiz de ilk çocuğumuz, ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Yemeğe gittik. Yemek geldi. Böyle yiyemiyoruz. Gitmiyor o yemek. Çok başka bir duygu. Ne hani güzel. Heyecanın ötesinde, sevincin ötesinde çok başka bir duygu. Peki şunu merak ediyorum. Mesela sonrasında bir kızınız, bir oğlunuz daha oldu. Diğer çocuklarda da aynı heyecanı yaşadınız mı? Hepsinde, hepsinde. Özellikle üçüncüsünde, oğlumda heyecandan ziyade çok fazla korku, endişe vardı. Neden? Çünkü tam o dönemde etrafımda böyle hani birkaç hamile arkadaş vardı ve hamilelikleri olumsuz sonuçlandı. Evet. Yani olumsuz şeyler yaşadılar. Onların endişesiyle birlikte bende de bayağı bir korku başlamıştı. Ama heyecanı çok başka. Evet. Yani her çocuk ayrı ayrı. Yani şöyle düşünün. Mesela akşam odalarına giriyorum. Birini işte götürüyorum, yatırıyorum. Sonra öpüyorum. Sonra dönüyorum diğerlerine, tek tek hepsini öpmeden çıkmıyorum odadan. Çıkmıyorsunuz. Ne Öyle güzel. bir his yani. Ne güzel. Efendim şimdi peki şöyle bir durum var. Benim de yeni bebeğim oldu. Şimdi zaman Allah'a şükür. geçtikçe hani mimiklerini unutuyoruz. Ve etrafımızdakiler de diyor ki ikinci çocuk olunca sen zaten ilkine nasıl baktığını unutacaksın ve yeniden o anı yaşayacaksın. Yeniden öğreniyormuş gibi olacak senin için de. Öyle bir şey Öyle. var mı yani? İkinci çocukta her şeyi unutup yeniden mi başladınız ona bakmaya? Nasıl oldu? Yani ikinci çocukta bırakın bir çocuğu unutmayı. Hamilelik sürecinde kocaman bir göbeğiniz var. Evet. Şeyi unutuyorsunuz ya, diyorum ben normal yaşamda nasıldım acaba? Bu göbek olmadan, bu karnım olmadan nasıldım? Mesela alıyorsunuz kucağınıza ufacık bir bebek. Evet. Ya diyorum ben bunu nasıl büyüteceğim? Sonra bakıyorum bir tanesini büyüttün. Yani bir tanesini bu şeye, boya getirdin. Ama sonrasında sil baştan yeniden kucağınızda ufacık şöyle 50 santim boyunda bir insan yavrusu. Her şey tekrardan başlıyor. Tekrardan böyle korkmaya başlıyorsunuz. Bir tarafına zarar vereyim miyim, vermez miyim, düzgün besler miyim, altımı kirlendi, karnımı acıktı. Her şey tekrardan başlıyor. Ama Evet. tabii ilkindeki acemilikler ikincisinde biraz daha kendini rahatlamaya bırakıyor. Üçüncüde nasıl oluyor? Üçüncüde nasıl oluyor? Üçüncüde tabii biraz daha tecrübe var ama aradan neredeyse bir 2 sene geçmiş oluyor. İllaki unuttuğumuz şeyler Evet. oluyor. Bu süreçte İlkinde, peki kim ikincisi. yardımcı oldu? Eşiniz çok yardımcı oldu mu bu konuda? Şöyle söyleyeyim. Şimdi benim eşim kimya mühendisi. İş güvenliği uzmanı. Ayrıca iş güvenliği uzmanlarının aldığı gazdan arındırma sertifikası diye bir sertifika var. Türkiye'de 100 küsur kişi de var. Çok Çok nadir kişi de olan yok. bir sertifika. Bizim evde bebeklerin gaz olayı benim eşimdedir. Çocuğun ben karnını doyururum, kucağına veririm. Ben kalkmam yerimden. O alır omzuna, güzelce şöyle mendilinde atar. Güzel. Pışpışlaya pışpışlaya çocuğun gazı çıktıktan sonra tekrar bana verir. Yani sağ olsun o derece yardımcı olur. Ne güzel. Bir gün de bize gelsin efendim. O Gönderelim hemen. Hemen sanırım çok büyük alırsınız bana. problem oldu çocuklarda. O. Tabii. Evet. Peki efendim çocukların iletişimleri nasıl? İletişimi nasıl kuruyorsunuz? Bir tartışma çıktığında nasıl yaklaşıyorsunuz onlara? Şöyle bir tartışma çıktığı zaman, bu benim eşimin yöntemidir. Toplantı yapıyoruz. Hemen bir toplantı. Artık çocuklar da alıştılar. Toplantı deyince hepsi böyle kanepeye geliyorlar, diziliyorlar. Sonra başlıyoruz konuşmaya. Ben konuşuyorum, babası konuşuyor. İşin ciddiyetine, hafifliğine göre. Sonrasında onların arasında bir sorun varsa diyoruz oturun, aranızda anlaşın. Sorunu çözün. Size şu kadar süre veriyoruz. Evet, Sonra demokratik onlar bir şekilde başlıyorlar. çözüyorsunuz. Aynen, başlıyorlar konuşmaya. Ama biz kenarda ciddiyetimizi bozmadan onları uzaktan gözlemliyoruz. O kadar güzel, o kadar eğlenceli görüntüler ortaya çıkıyor ki onlar aralarında konuyu tartışırken. Yani sonrasında bir şekilde çözüme ulaştırıyorlar. Evet. Bilinçli ebeveyn olmak sanırım böyle bir şey. Güzel, demokratik bir şekilde çözmeyi de öğretmişsiniz onlara. Yani şöyle, tabii ki bilinçli olmak çok önemli ama her zaman sonuçta ben de insanım, eşim de aynı şekilde. Her zaman o bilinç seviyesini yakalayamayabiliyoruz. Ama Temiz çoğunlukta gibi yakaladık diyelim. biz de böyle hatalar yapabiliyoruz ama
ben çocuğuma en ufak bir sert çıkışta bulunduysam haklı veya haksız olayım. Sonrasında eğilirim. Kızım evet sen böyle bir hatan vardı. Ben sana işte kızdım, bağırdım, sesimi yükselttim. Ben bunun için senden özür dilerim diye ne güzel. Özrümü de dilerim çocuğumdan. Evet, çok güzel şeyler üretiyorsunuz efendim. Ve aslında çocukların kahramanlarısınız siz. Benim için annem de öyle, babam da öyle. Siz de çocuklarınız için öylesiniz. Bakalım İnşallah. Çocuklarınız sizin hakkınızda neler söylemişler. Bir ses kaydı dinleteceğiz size. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz.